beyaz poşetini var mı? $100 poşetini. Poşet istiyor musunuz? Şu anda bunlar ne kadar tutuyor? 182 lira. 182 lira 15 kuruş. İki tane poşet alırsam? 182,5 lira yapacak. Yani 50 kuruşluk bir poşet vereceğiz size. Büyük mü? Evet, size gösterdiğim. Ya o öğretiye etmek istiyor musunuz? Hani iki tane alırsanız 50 kuruş. Bu iki tane sığar mı bunlar? Evet, sığar bence de. Sığmazsa ben şu iade ederim o poşeti. Poşetin iadesi yok ya. Toplam hesabınız 182 lira 65 kuruş. 182 lira. Evet. İki tane sığar bence istiyorsun. Şimdi anam duysa ki ben poşetine para vermişim. Vallahi ki ben eve koysa bulmaz. Tamam. Ben de. Poşet aldınız mı? Almadım. Neden? Paraya tabi olduğu için. Zaten bana göre işletmeci sahibi yeterince kar elde ediyor. Bunu tekrar vatandaşın bireysel olarak üzerine yüklenmesi saçma bir sistem diye düşünüyorum. Almadım. Daha dikkatli olacağım. Bundan sonra gerekirse yani alışveriş yapmayacağım. Yakındaki manavlarda, marketlerde değil de küçük esnaftan, işletmeden alışveriş yapmaya devam edeceğim. Ama elimden geldiğince. Her yerde geçerli de yok. Ben akşam sabahleyin bakkallarımla da alışveriş yaptım. Ücret talep etmedi benden. Küçük esnaf olmasına rağmen. Peki bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Saçma bir uygulama. Çok saçma bir uygulama. Onun yerine işletme sahibi kendi kar amacından daha az gelir elde ederek bana göre tüketiciyi sıkıntıya koymayacak çözümler bulunması lazım. Tasarruf diyoruz. Plastik tüketimini azaltmak için diyoruz. Kağıda dönüşülsün, fileye dönüşülsün. Hani depozitoru filaya verilsin. Daha mantıklı bence. Marketlerin buna çözüm bulması lazım. Tüketiciyi sıkıntıya koymam lazım. Ben şimdi küçük bu poşetler elimle patladığı zaman ne olacak? Değil mi? Sınırlı sayıda parayla geldiysem, alışveriş yaptığım kadar 3 tane, 4 tane poşet aldığım zaman İster istemez tüketiciyi sıkıntıya koyacak değil mi? Poşet ücretlerinde mi? Hayır. Poşet almadım çünkü. Neden? Üst katta ayakkabı aldım, poşet bedava. Alt katta gıda sektöründe poşet ucuz. Ben para vereceğim. Marketin reklamı olan poşete para vereceğim. Onu alacağım. Ben poşet ücreti için market arabalarına taksimetre takılmasını bekliyorum. Taksimetre taktıklarında poşete ücret vereceğim. Yani ücreti olduğu için poşet almazsınız. Evet. Peki bu uygulamayı nasıl biliyorsunuz bir vatandaş olarak? Uygulama doğaya hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü diğer yerlerde, her yerde poşet ücretsiz. Poşet kullanan orada da kullanır. Bu şekilde doğaya bir katkı sağlamaz ama devletimize ciddi bir vergi katkısı sağlar. Yorumunu bilmiyorsunuz yani. Kesinlikle. Poşet alacak mısınız? Mecburen. Evet. Peki uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Ya sonuçta hani insanlar mağdur edilecek bence poşet uygulamasında. Ben uygun bulmuyorum. Neden? Ya ben çıkışta aldığım ürünlerin dışında da bir de ekstra poşete para vereceğim. Bana göre saçma. Poşet ücret ödedin mi? Ödedim. Evet.
uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Hiç iyi bulmuyorum. Neden? Milleti soyuluyor zaten, bir de poşete mi soyulacak? Başka şeylere baksınlar, çevreyi korumak için. Poşet aldın mı? Almadım. Neden? Bundan daha önde gelen israfları önlemek için daha öncelikli olan işler var. Poşet bir çözüm değil yani. İlk önce poşet değil. Yani güzel ama şu an için yersiz bir uygulama bence. Poşeti ödemediniz. Ödemedim, evet. Ekmek poşeti aldım çıktım. Çok güzel oldu. Çerel şey olmasından pislik oluydu. Şimdi inşallah biraz daha poşetler az olacak. Çevre daha az kirlenecek inşallah. Siz alışveriş yaptınız. Evet. Ücret verir miyiz poşeti? Poşet almadım. Almadım. Poşetim vardı elimde. Yani onun için tedbirli geldim. Onun için poşet almadım. Vallahi herkes artık şeye dönmeli. Sepete dönmeli. Filiye dönmeli. Yani bu poşet silinmeli bence. Vallahi uygulama bence iyi oldu. Poşet israfı önlenmiş olur. Ben bir parça bir şey almak için bir tane daha ver, bir tane daha ver diyorum. Yani haksızlık ediyorum. Bu da israf oluyor. Bir nebze olsun israf önlenir diyorum ben. Uygulamayı olumlu buluyorum. Olumlu buluyorum, evet. Ben aldım ağacını cebime koydum. El olmasaydı bir poşetin içine koydum. 24 liralık pil aldım. Yani onun bir poşet alırdım. Ama aldım cebime koydum, işimi görür. Niye israf edeyim? Poşetinizi kendiniz yanınıza getirmişsiniz. Evet, poşetimi yanımda getirdim. Neden? Ortalığa pislik olmasın diye. Evet. Poşet çok kötü oluyor. Erimeydi zaten. Toprağa katkı bulunsun diye. Ben devamlı taşırım zaten poşetim yanımda. Daha önce de? Evet, daha önce de taşırdım. Güzel, çok güzel yaptınız. Çok güzel yaptınız. Hiç olmaz ortalık pislik götürmez. Güzel olur. Poşet aldınız mı? Aldım şu anda, evet. Evet. İlk şeye başladık yani, ücretli. Evet, aynen. Uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Vallahi şu anda normal buluyorum ben şu anda. Normal yani. Bir şey oluyor, devlete bir şey katkı bulunmak. Peki poşet israfını böyle doğaya karşı falan korunma? Ben onun için israf olarak ona şeyim, doğal olarak destekliyorum yani. Önce de merdivenin devamında böyle 3 tane bir tane poşet alırdım. Doğaya destekleme için fazla kullanmamı isterdim. Gerekse evde çantama getirin yanaş yapalım ama binde bir oldu sen de bir poşetten de bir poşet poşetten de büyümüş bildiğim kadarıyla yeterli bir poşet yani doğaya bir destek yani. Evet, bana ne?
Poşet ister misin amca? Yok, tamam. Şey.